İyi akşamlar, iyi pazarlar sayın seyirciler. Tarih ve medeniyeti bu haftada hoş geldiniz. Tarihten bir sayfa daha okuyacağız, yorumlayacağız bu akşam sizler için. Profesör Doktor hocamız Ahmet Şimşirgil ile beraber hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yoğun bir hafta geçirdiniz aslında. Evet. Biraz sohbet edelim. Geçen haftadan kısaca bahsedeceğiz aslında. Biraz sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi konuştuk. Konuşmaya başladık ama evet, bitiremedik. 1,5-2 saatlik dilime sığmadı tabii ki. Eyyubileri konuşmaya başlamıştık. Kısaca o başlıklardan söz edeceğiz ama geçen hafta evet, yine tüm İslam alemi için çok önemli bir haftaydı. Kutlu Doğum Haftası'nı idrak ettik hocam. Evet. Bu haftada tabii yine biz tarih sayfası okuyoruz. Tarihle bağdaştıralım, eşleştirelim. Bugünle, günümüzle acaba geçmişte Kutlu Doğum Haftası nasıl idrak edilirdi? Siz yoğunlukla geçen hafta zaten hep şehir dışındaydınız. Evet. Bu konuyla ilgili olarak epey bir sempozyumlara, seminerlere katıldınız. Ne dersiniz, ne söylemek istersiniz Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak? Tabii Kutlu Doğum Haftası deyince Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili konuşmalar yapılıyor. Kendisi yad ediliyor. Ve Peygamber Efendimizin ahlakı, insanlığa verdiği mesajlar, hayatı ile ilgili kesitler sunuluyor. İnsanımıza en azından bir kez daha tekrarlanmış ve anlatılmış oluyor. Şimdi dinimiz açısından, İslam alemi açısından, bütün bir insanlık açısından baktığımız zaman bizim dinimizce, tabii Peygamber Efendimizin bambaşka bir yeri var. Zira bütün bu alemler, 18 bin alem onun hürmetine yaratıldı. Hı hı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i tanımak, tanıtmak, onun güzel ahlakını insanlara öğretmek son derece önemli bir konu. Hı hı. Ancak eski ile yeni dediğimiz zaman çok farklı bir şey ortaya çıkıyor. Öyle bir soru sordunuz ki Ayla Hanım. Şimdi malum Peygamber Efendimizin doğumuna sevinmek bir ibadettir. Ve İslam tarihinde ve İslamiyet'te bu Peygamber Efendimizin Arabi aylara göre kandiller kutlanır. Evet. Dolayısıyla da Arabi aya göre kutlanması gerekir. Yani 12 Rebiül Evvel. Evet. Değil mi? Ona göre. Her zaman bu böyle olmuştur. Ne zamana derecesi kadar? Ta ki 15-20 sene öncesine kadar. Burada farklı bir şey ortaya çıktı. Son 15-20 senedir bu alındı, miladi takvime göre kutlanmaya başlandı. Hı hı. Yani 14 Nisan, 20 Nisan. Evet. Hafta. Şimdi geçtiğimiz haftada öyle oldu. Halbuki Arabi aylar hep 10 gün öncesi itibariyle gelir ve değişir. Hı. Bu bir ibadet olduğu için Arabi aylara göre, mesela Ramazan-ı Şerif'te orucu miladi takvime göre tutamazsınız. Biz her sene günün, her yılın en kısa gününe göre tutalım diyebilir misiniz? Sadece Ocak ayında biz bunu tutalım veya Şubat ayına alalım. Evet. Arabi bu tabii bir ibadettir ve Arabi aylara göre yapılır. Siz bunu değiştiremezsiniz. Ya bir defa ben bunu çok büyük bir yanlış olarak değerlendiriyorum. Buna ve ilahiyat camiası öylesine kabullendi ki bunu. Ya nasıl kabullenilebilir, nasıl bu halde kullanılabilir anlamak mümkün değil. Son derece yanlış bir husustur bu. Yani 1400 küsür senedir Peygamber Efendimiz de bunu kendi doğum gününde ashabına harikulade olan hadiseleri anlatırdı, sohbetlere derdi. Kandil günlerini değerlendirmek bir ibadettir. Regaib kandili vardır. Evet. Miraç kandili vardır. Hı hı. Berat gecesi vardır değil mi? Bunların hepsi Arabi aylara göre yapılır. Hiç miladi takvime göre yapıldığını gördük mü, duyduk mu biz? Peki neden Mevlid kandili bir kutlu doğum haftası diye şimdi bu tarihe alınmış oldu? Bunu anlamak mümkün değil. Bu yanlıştır, bu dini değiştirmektir, bu bozmaktır. Peki nasıl açıklıyoruz bunu? Neden böyle bir şey? Vallahi bunu biz bu 15-20 sene önce işte bir ortaya herhalde bir akıllı, bir deli bir taş atar, 40 akıllı çıkartamaz derler ya. Bunu böyle toplandılar, işte her sene bir hafta yapalım. Hı hı. Var ya hani şimdi işte sevgililer günü, analar günü, babalar günü, bilmem ne günü dışarıdan bize böyle evet, geldiği günler. Bir hafta yapalım. Oysa Peygamber Efendimiz'i eski bizim
tarihimizde her zaman Peygamber Efendimiz her gün hatırlanır. Hani deriz ya, analar her gün, bacıları her gün, insan eşiyle her gün iyi geçinmek, her gün onu hatırlamak. Bu böyledir bizim kültürümüzde, bu yoktur ama bu girdi netice itibariyle bizim kültürümüze de yerleşti. Bunu anlayabiliyorum. Yani işte bir anneler günü, babalar günü bir hediye almak, onu sevindirmek. Ya bir netice itibariyle çok fazla önemli değil. Ama bir diğeri dini bir mesele. Siz dini bir meseleyi değiştiriyorsunuz. Yani namaz değişebilir mi? Biz öğle vaktini başka bir saatte kılalım öğle namazını. Yatsıyı başka bir vakitte kılalım. Veya bunun saati hep aynı olsun. Her gün saat 12'de öğleyi kılalım. Bazen 1'de giriyor. Evet. Değil mi? Yani saatler oynuyor, değişiyor. Gün uzalıyor, kısalıyor. Değişiyor. Siz bunu belli bir saat söyleyebilir misiniz? Neden şimdi Mevlid Müslümanların en fazla üzerinde önem verdikleri ve Mevlid-i Şerif'i işte ziyafetlerle, Mevlid-i Şerifler okumak suretiyle Süleyman Çelebi'nin yazdığı bizim çok önemli bir kültürümüzdür. Neden yazmıştır Mevlid-i Şerif'i Süleyman Çelebi? O da çok tabii farklı bir şeydir. En fazla Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i okunur bizde. Peygamber Efendimiz'in doğum gününe pek çok şiirler, onu öven naatlar, kasideler yazılmıştır. Süleyman Çelebi'ninki en fazla meşhurudur. Hani bizde birisi vefat ettiği zaman bir büyüğümüz ona mevlid okutulur. Ve onun ruhu için ziyafetler verilir. Ve Mevlid-i Şerif okutmak bir adettir. Neden? Mevlid-i Şerif okutulur. Peygamber Efendimiz orada övülüyor. Peygamber Efendimiz anlatılıyor. Ve Peygamber Efendimizin şefaatine tevdi ediliyor. Ya Resulallah, ona şefaat eyle. Onun iyilikleri, onun güzellikleri, onun mucizeleri anlatılıyor. Ve ardından da Peygamber Efendimizin şefaati diye dua ediliyor. Bu çok mühim. Mevlid-i Şerif'in yazılması da çok enteresandır. Süleyman Çelebi, Yıldırım Bayezid devri ulemasındandır. Ve Bursa'da Ulu Cami'nin imamıdır. Bir gün İranlı bir vaiz gelir, onu oraya kürsüye çıkartır. İranlı vaiz o gün hutbede peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'a bir üstünlüğü olamaz diye bir vaaz verir. Bunun üzerine ve Kur'an-ı Kerim'den de buna örnekler söyler, misaller getirir. Süleyman Çelebi hayır der, yanlış söylüyorsun. Bu senin bahsettiğin ayet peygamberlik dolayısıyladır, nübüvvet dolayısıyladır. Hepsi peygamber, birbirine eşit. Ama kemalat bakımından Peygamber Efendimiz hepsine üstündür der ve bunu ispat eder orada. Susturur İranlı vaizi. Öyle bir aşkla kendinden geçmiştir ki Süleyman Çelebi, ardından da bu Mevlid-i Şerif'i yazar. O aşkla. Hatta orada der ki o aşk ve sevdayla, ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol. İsa Aleyhisselam'ın ölmeyip göğe yol bulması tekrar geleceğine inanılır İslamiyet'te. Tekrar geleceği için ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol. Onun ümmetinden olmak içindi. Evet. Hem dahi Musa elindeki asa oldu onun izzetine ejderha. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa Muhammed Aleyhisselam'ın izzetine, hürmetine ejderha oldu. Gerçi bunlar hepsi mürsel durur ama Ahmet hepsine akdem durur. Muhammed Aleyhisselam hepsinin üstündedir. Bunu böyle bilmeyen ahmak durur falan diye çok hoş da ifadeleri vardır. Evet, o evet. Aşkla, o sevda ile. Yani bu hususa dikkat etmeli. Ve Mevlid-i Şerif asli zamanında, bu bir ibadettir. Asli zamanında, yani ne var illa aynı tarih olacak unutulmasın diye, aynı tarih olacak yılın her günü onunla nasiplensin, değil mi? Kesinlikle hocam. Evet, Kutlu Doğum Haftası'ndan bahsettik. Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Rebiül Evvel ayına göre kutlanması gerekirken ama biz miladi takvime miladi göre takvime uyarlıyoruz. Göre, evet. Bunun yanlış olduğunu yineliyorsunuz hocam. Kesinlikle. Son derece yanlış bir konu. Evet. Şimdi geçen hafta çok yanlışın etrafında da herkes toplanıyor. Neden? Siyasiler bir şey yanlışsa evet, onun etrafını herkes sarıyor. Doğru bir şeyin etrafını kimse sarmıyor açıkçası. Doğru da neredeyse insanları birleştiremiyorsunuz.
Ama bir husus yanlışsa, bakıyorum ana muhalefet partisiyle iktidar partisiyle bütün partileriyle herkes onu kutlamaya öyle çıkıyor. Bir yanlış meselede nasıl birleşiyorlar anlamıyorum. Ama doğru bir meseleyi 40 yıldır 30 yıldır çözemiyorlar. Bu konunun gündeme gelmemesinden de yakınıyorsunuz bir taraftan. Haliyle yanlış bir konu. Evet. Ama buna önce Diyanet'in düşünmesi lazım. Hı hı. Ya 1400 yıldır Peygamber Efendimiz'den bugüne İslam devletleri anlamadı. Müslümanlar bilemedi, yapamadı. Biz yapıyoruz. Bizimkiler yapıyorlar. Neye göre yapıyorsun? Böyle bir şey yok ki. Peygamber Efendimiz mi yaptı, yapmadı. O zaman sen her gün kutla. Her gün anlat değil mi yani? Hı hı. Peygamber Efendimiz'i. Her gün anlatırsın. Ama ibadet olan bir şeyi değiştiremezsin. Burada yapılan ciddi bir yanlış ciddi var. Ciddi bir yanlış. Diyoruz. Bu konuyla ilgili de tweetler gelebilir. Sayın seyirciler, bu arada Twitter adresimizi yineleyelim. twitter.com/tarih_medeniyet. Buradan tweetlerinizi bekliyoruz. Geçen hafta söz vermiştik hocam. Evet. Çok fazla tweet gelmişti. Selahattin Eyyubi'yi konuşurken çok fazla tweet gelmişti. Özellikle menşeiyle ilgili olarak. Genel kanı Kürt olduğu şeklindeydi. Ama siz önemli bir konuda yine parmak bastınız ve dediniz ki Arap'tır. Selahattin Eyyubi Arap kökenlidir demiştiniz. İnanın çok fazla, en çok tweet bu konuda geldi. Menşeiyle ilgili olarak geldi. Dilerseniz buradan bir özetleyerek başlayalım geçen haftaya. Sonra gelen tweetlere cevaplarımızı verelim ve kalan bölümümüze de sonra devam ederiz. Bu neden kaynaklanıyor biliyor evet. musunuz? Biz tarihe girmiyoruz. Yani tarihi bir mevzuyu ele alırken tarihin o dönemine girmemiz lazım. O dönemine ulaşmamız lazım. O döneminde yaşamamız lazım. Hı hı. Biz o tarihi alıyoruz, bugüne uyguluyoruz. Tarihi bugün yaşamaya çalışıyoruz. Aslında Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde Selahattin Eyyubi Kürt mü, Türk mü, Arap mı kimseyi ilgilendirmiyor. Bugün biz, hani geçen hafta değinmiştim, bir kitap yazılıyor Selahattin Eyyubi ile ilgili. Hı hı. Selahattin el-Kürdi deniyor demiştim. Evet. Halbuki o gün Selahattin'in Kürtliğini kimse konuşmaz. O gün tek bir şey vardır. Müslüman vardır, Hristiyan vardır. O gün için şöyle söylerler. Küfür tek millettir derler. Bir tarafta da Müslüman milleti vardır. Hı hı. Sen Müslümansan Kürt, Türk, Arap hepsi kardeş. Kimse kimseye senin ırkını sormaz. Hı hı. Ne zaman soruluyor bu ırkçılık? Fransız ihtilalinden sonra ki 19. asırda bize de yavaş yavaş sirayet etmeye başlayan 20. asırdan itibaren kanser gibi saran, değil mi? Bir anda nasıl Kürt, Türk demezsin, aman Kürt olmasın, aman Selahattin Eyyubi Kürttür. Ya yok ki onun zamanında böyle bir şey. Hı. Mesela Emeviler zamanında bir Arap anlayışı vardır. Arap dışındakilere eksi aşağı bir gözle bakarlar, mevali. Oysa İslamiyet'te bu yoktur ve Emeviler bu noktada biraz yanlış bir politika izlemişlerdir. Ama normal İslam tarihi boyunca Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Gürcü yani Müslüman olduğu zaman Boşnak, Arnavut asla bunlar dile getirilmez. Müslüman mısın? Buna bakarlar. Bu son derece önemlidir ve kardeştir. Onun için hatta mesela tabii burada Türk devletleri biraz çok ön planda olduğu için devletler, onun için bazen Avrupalılar bile Müslüman demezler de Türk derler. Onlar Türklüğü Müslüman diye anlarlar. Müslüman olarak adlandırırlar. Yoksa buradaki evet. Türk de bir ırk değildir. Hı hı. Türk'ü burada ırk görmemek lazım. Müslüman görmek lazım. Hı. İşte bu noktada bazıları son yüzyılda içimizde bulunduğumuz dönemde Kürtlüğü ele aldığı için yani bir Selahattin Eyyubi romanı yazıyor. Selahattin Kürdi diyor. Herkes de zannediyor Kürt. Veya ben son anda söylemiştim. Bir Seyit Kutup'tan misal vermiştim. Hı hı. Bu Seyit Kutup bizim özellikle Müslüman kitle içerisinde çok önemlidir. Son yüzyılın özellikle İslam'ı böyle radikal anlamda anlayan, radikal
Müslüman denir ya, evet. Nasılsa Müslümanın nasıl radikali, böyle ortaya bir takım şeyler çıkar. Bunların hepsi işte İslam'ın aslında yanlış anlaşılmalarıdır, yanlış yorumlanmalarıdır. İslami terör kelimesini İslami de tırnak içinde söylüyorum. İslami terörün değil mi? Evet. İslami terör İslam'la olur mu? İslam'la terör nasıl yan yana olur? Gelebilir? Evet. Şimdi o bunun en şeylerinden bir tanesi Seyit Kutup'tur. Onun için o da mesela Haçlı seferlerinin karşısında durdu derken Selahaddin Eyyubi'yi anar, Kürt asıllı Selahaddin Eyyubi der. E şimdi bunları okuyan insanlar zannediyor ki Selahaddin Eyyubi Kürt. E biz ilmi manada alıyoruz. Burada kaynakları söylüyoruz. E bu kaynaklar mesela İbni Haldun'un mukaddimesine kadar evet. Selahaddin Eyyubi'nin Revvadiye aşiretinden ve onun ta Yemen'den gelişinden bir Arap oluşu ama geldiği zaman Azerbaycan mıntıkasına Kürtlerin arasında bulunması sebebiyle Kürt gibi algılandığı bunlar ilmi manada bugün açıklanmış hususlar. Bunun karşısına ancak ilimle çıkarsın. Bana daha kuvvetli bir delil, daha kuvvetli bir senet, daha kuvvetli bir kaynak ortaya koyduğun zaman ben bir ilim adamı olarak evet sadece bunu bana kabul etmek düşer. O sebeple tarihi bugünkü ırkçı anlayışla çözmeye kalkmamak lazım. Tarihi bugün olabilir, öyle böyle düşünebilirsin, ona ben bir şey demem. Ama tarih bir ilim dalıdır ve tarihi ideolojik olarak çözemeyiz. Tarihi kendi ideolojine malzeme edemezsin. O zaman o tarih olmaktan çıkar. Başka bir şey olur. Evet, bu konuya bu şekilde... Yani sebebi biraz bu. İzleyicilerimiz ya bu noktada çok nettir bu. Artık yüzde neredeyse 99'dur. Ama hani yani Kürtlerin içerisinde çok ilim adamları da var. Çok devlet adamları da var. Çıkar bunlar her dönemde çıkmıştır. Ben Osmanlıların içerisinde nice Kürt ilim adamlarını, nice Kürt beylerini biliyorum. 4. Murat Bağdat Seferi'nde bire Kürt beyi diye söylüyor. Yani hiç de şey değil. Adam öyle. Çünkü Kürt, Kürdistan diyor. Gocunmuyor bundan. Yerini, yurdu neyse kullanıyor. Ama onu bir ırk olarak da ırkçı bir mana yok. Hiç kimseye bir şey gelmiyor. Bunu kullanmanın da biz bugün aman kullanmayalım. Kullansın ne var? Bundan kimse gocunmasın. Son ama bunu ırkçılık yapmasın. Evet, son öne dönemde çıkartmasın. Sanki biraz daha rahat söylemler rahat, başladı hayır, değil mi? Yani elbette ki bu ne var bu süreçle bunda? Beraber biz daha rahat aslında bazı aslında ifadeleri evet. kullanır olduk. Ve bunlar zenginliktir. Bu zenginliktir. Bunu evet. zenginlik olarak görmek lazım. Kesinlikle öyle. Mutlaka, kültürlerinin yaşaması lazım. Bunları yok etmemek lazım. Evet. Bir köye gidiyorsun, bir Çerkez köyüne, bir Çerkez adetlerini görüyoruz. Yalnız şurada dikkatimi kadar çekiyor güzel. Hocam. Şimdi gelen tweetlerde özellikle tabii biz bu konulardan bahsettik geçen hafta. İlk girişimiz bu konuyla ilgiliydi. Menşeiyle ilgiliydi Selahattin Eyyubi'nin. Ve bu konuyla ilgili çok tweet geldi. Ama bir taraftan da dikkatimi çekti. Kürtlüğüne atıfta bulunuyorlar. Kürtlüğünü izah etmeye çalışıyorlar tweetlerde. Bir taraftan da Çerkesleri anlatın. İşte şunları anlatın diye. Böyle ırka işaret eden söylemler dikkatimi çekti. Neden biz bunları konuşmaya başladığımızı da düşünmeye başladım. Yani tabii bunlar insanlar açıkçası bazen ifade de ediyorlar. Bizde bazı şeyler yanlış anlaşılıyor veya yanlış değerlendiriliyor. Kraldan fazla kralcı hususiyetleri var. Hani bir zaman devlet eliyle herkesi Türk yapmak gibi bir faaliyetin içerisinde bulunduk. İnsanlar o zenginliği kaybetti. Bunu evet. da bilmek istiyor. Nereden geldiler? Tarihleri nedir? Ne değildir? Bunu özgürce belki bu konuşabilmek, tarihlerini ifade edebilmek i̇fade istiyorlar. İfade edebilmeli, anlatabilmeli, peki. söyleyebilmeli ama bunu bir üstünlük olarak görmemeli. Üstünlük ya da farklı... Bir diğerini tabii. aşağılama şeklinde görmemeli. Kısaca demiştik, geçen haftayı şöyle toparlıyoruz evet. hocam. Gelen tweetlerle ilgili olarak söz vermiştik çünkü izleyicilerimize. Dedik ki bir taraftan da yine en çok tweet alan bölümümüz Selahattin Eyyubi'nin Nurettin Zengi ölünceye kadarki itaatiyle ilgili olarak ona olan itaatiyle ilgili olarak eleştiriler vardı değil mi? Evet. Kadir Mısıroğlu'nun özellikle altını çizdiği ve Selahattin Eyyubi'ye çok ağır eleştirilerde bulunduğu bölümü siz burada doğru. siz de eleştirdiniz. Evet. Ona bir nevi cevap da vermiş oldunuz.
çok bağlı olduğundan söz ettik Nurettin Zengi'ye. Sonuna kadar bağlı kaldı. Ölümüne kadar bağlı kaldı. Ölümünün akabinde de oğluna bağlılığını arz etti. Bu çok mühim. 11 yaşındaki. Yani orada Selahaddin Eyyubi'yi tenkit edebileceğimiz zerre kadar bir husus yok. Bunu hiç kimse de yapmazdı. Yani o gün, o şartlarda Selahaddin Eyyubi'nin bu yaptığı, çünkü genelde Mısır gibi bir yerin, bir vilayetin hakimi olmuş. Orada çok rahat sultanlığını ilan edebilirdi. Diyelim ki Nurettin Zengi'ye bir vefası vardı ama 11 yaşındaki oğluna dahi bağlılığını arz etmek çok önemlidir. Şayet bu noktada Selahaddin Eyyubi'ye bir hata atfediliyorsa bu son derece yanlıştır. En çok hata atfedildiği noktada işte Nurettin Zengi'nin eşiyle evlenmesi. Nurettin Zengi'nin eşiyle evlenmesi, bunu da tabii konuştuk. İsmet İddin Hanım. Evet. Evet, evlendi. Yani bunu ne hatta yapalım? Cennetin evlendi. Krallığı evet. Filminde diğer yerlerde gösteriliyor, bunu söyledik. Ancak burada tarihte bu tip hadiseler çok fazla. Ve bunların tamamı siyasi evliliktir. Evet. Siyasi evlilik liderlerde çok fazla görülen bir husustur. Hı. Yani birlik beraberliği sağlamak açısından bir takım siyasi evlilikler olur. Bunlar Avrupa'da da vardır. Evet. Bunlar İslam ülkelerinde de vardır. Peygamber Efendimiz'de dahi görülür. Çok önemlidir. Yani o evlilikler bir hani bu bizim günümüzde bugün böyle bir aşk hemen evlilik deyince biz hemen farklı anlıyoruz. Onu güya sanki dışarıda gördü, onu sevdi, ona bağlandı. Sanki insanlar herhalde aklına böyle şeyler geliyor. Şimdi bizim dizilerimiz hep bu şekilde ya. Tabii. Böyle birbirinin eşini, hanımını nasıl ayartırız falan diye bir dizileri sabahtan akşama kadar insanlarımız izleyince Selahaddin Eyyubi'yi de herhalde galiba Nurettin'in, Zengi'nin hanımını gördü de aşık oldu zannediyorlar galiba. Yapmayın kardeşim, tanımaz bile. Nereden görecek? Nereden bilecek? O gün Nurettin Zengi öldüğü zaman neredeyse 3 oğlu etrafındaki bütün emirleri bir saltanat mücadelesine girişti. Halbuki o bölge Haçlı kuvvetleriyle dolu. Hı hı. Ve Haçlılar bunlar istifade ederken Selahaddin Eyyubi Mısır'dan özel olarak davet edildi. Birlik ve beraberliği sağlaması için çağrıldı. Selahaddin Eyyubi gelmeyecekti yoksa. Ve o birlik ve beraberliği sağlayabilmek için o hanımla da evlendi. Bu tamamen bir siyasi evliliktir. Yoksa hani geçen hafta da söyledim, bir hükümdar bana dul bir hanımı alması aklıma gelecek bir hareket değildir dedim. Neticede hiç kimse de koskoca bir Mısır sultanı bir dul hanımla evlensin. Ben ancak tebrik ederim. Bunun için çok ağır tenkit ediliyor. Ben ise madem ki bir siyasi birlik uğruna bunu yapıyor, o zaman onu takdir ediyorum diyorum. Hı hı. Yani insanlar işte tarihi öyle bugünkü perspektiften değil, nedeninin içini anlamalı. Nedeninin içini anlayarak devam etmeli. Evet, biz de bu noktada bu konulara yorumlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Hemen tweetlere geçelim hocam. Kısaca bakalım. Peki. Tweetlere. Zaten birçoğunu yanıtlamış olduk aslında bu doğru konuştuklarımızla. Bakalım tweetlerde en çok nelerden bahsedilmiş geçen hafta. Selahaddin Eyyubi'nin komutanları Türk müydü ve Kudüs'ün korumalığını Türk komutanlar mı yapıyordu? Yani %80 Türk'tü ve Selahaddin Eyyubi'nin devleti onun için dönemin bütün tarihçileri tarafından Türk devleti olarak kabul edilir. Selahaddin Eyyubi'ye Arap dedik. Evet. Ama devleti bir Arap devleti değil. Hı. Selahaddin Eyyubi Kürt de desek devleti mesela bir Kürt devleti değil. %80-90 bir Türk devleti. Döneminin bütün tarihçileri Selahaddin Eyyubi'nin devletini Türk devleti olarak kabul eder. Çünkü bütün komutanları, emirleri ve ordusu Türklere dayanır. Hı hı. Gayrimüslimlerin de kerametleri olabilir dediniz. Geçen haftadan söz ediyor hocam. Tabii geçen hafta gelmişti bu tweetler. Bu konuyu açabilir misiniz? Gayrimüslimlerin de kerametleri olabilir. Gayrimüslimlerde de harikulade haller görülür dedim. Ama onların bu görünen hadiselerine keramet denmez. İstidraç denir. Keramete benzer. Keramet böyle harikulade olaylar demektir. Yani insanın tabiatı havada uçmayı gerektirmez. Evet. Uçamaz. Ama havada uçmak bir kimse için değil keramettir mi?
bir keramettir. Bu Müslüman'da olursa keramettir. Veya işte bir ata biner gider de taşa biner gitmez. Taşa binip gittiğini düşünün. Anlatılır bazı şeyler vardır. Mesela aslanları terbiye eder. Aslanlar pek öyle terbiyeye gelmez. Şimdi bu Müslümanlarda olursa bir keramettir. Gayrimüslimlerde olursa istidraçtır. İstidraç mı? İstidraç da harikulade yine hadiselere denir. Çünkü her ilmin bir ifadesi vardır. Mesela peygamberlerde harikulade haller görülürse mucize deriz biz. Evet. O sadece peygamberlere hastır. Oysa ıstılahi manaları bilmeyenler bugün harikulade bir hadise olunca mucize gibi derler. Mucize denmez. Bu neyi? Bu kelimeleri ve ıstılahi manaları bilmemeye gelir. Mesela Peygamber Efendimiz bir işaret eder, ayı ikiye böler. Bu mucizesidir. Veya miraca gidip gelmek bir mucizesidir. Parmağından su akıtmak mucizeleri vardır. Peygamber. Bunlara mucize denir. Evliyalarda, Müslümanlarda olursa harikulade hadise buna keramet denir. Gayrimüslimlerde onlar da neticede bir takım nefsiyle muhalefet ederek yemeden, içmeden bir takım nefsine muhalefet ederek kendilerinde bazı haller görülebilir insanlarda. Onlara da istidraç denir. Onlara da istidraç diyoruz. Evet. Peki. Hocam, yani keramet denmez. Evet. Az önce yine ifade etmiştik. Cennetin Krallığı filmini nasıl yorumluyorsunuz hocam demişler ama biz zaten azıcık bizim da olsa tarihlerimize 5-10 basar diyeyim ben. Yani bizim tarihi filmlerimize. Zira bizim tarihi filmlerimizde neredeyse tarihe uygunluk hiç yok. Henüz daha tarihe uygun filmler biz çekemiyoruz. Biz sanki ideolojimizi tarihe yansıtmaya çalışıyoruz. Oysa batılı tarihi bir film çekiyorsa onu en tarihi haliyle çekmeye gayret ediyor. Bir Çağrı filmi, bir Ömer Muhtar filmi. Bunlar çok önemlidir. Ve tarihte batılıların çektiği filmlerde tarihe sadakat var. Bizde ise ihanet var. Bu kadar basit. Onun için Cennetin Krallığı filminde de %90 tarihi hadiselere uygunluk vardı. Biz acaba tarihi hadiseleri tam manasıyla birebir uygulamak yerine kurguyu daha çok ön plana çıkarıyoruz. Rating kaygısıyla muhtemelen böyle bir şey yapıyoruz ama siz zaten eleştiriyorsunuz bizim tarihi filmlerimizi, değil mi? Vallahi bizim tarihi filmlerimiz Ayla Hanım şayet uygun olsa ve gerçekten aslına uygun ama ve hakkıyla çekilebilse reytingi 5'e katlar. Ben bunu söylüyorum, iddia ediyorum. Keşke bizim bazı zenginlerimiz paralarını hep taşa toprağa yatırmasalar da biraz da tarihlerine de vazifelerini yerine getirebilseler. Buna bir çağrı mı diyelim? Buna bir çağrı diyorum ben. Zira tarihle çok övünür bizim zenginlerimiz. Ama bir tarihi film, bir villaya milyon dolarlar yatırırlar. Ama bir tarihi film, müracaat etsinler, ücretsiz ben ona tarih danışmanlığı yapacağım diyorum. Ve de inanın 3-5 katı reyting yapacak bu filmler. 3-5 katı. Bunlar bazılarının, efendim ben bunu yapmazsam, Kanuni haremde çekmezsem kimse izlemez. Minareyi çalan kılıfını hazırlar demişler. O kendince bir kılıf. Kendi ideolojisine, kendi düşüncesine bir kılıf arıyor. 3 katıyla 5 katıyla Kanuni'nin bir Mohaç seferi, 3-1 film yapalım, reytingi görün siz. Aslında ben bunu iddia ediyorum. Dizilerin, filmlerin de tarih danışmanları var. Acaba tarihçiler arasında da bir ortak dil mi yok hocam? Farklı mı yorumluyoruz acaba tarihçilerimiz? Çünkü bazı kitaplardan söz ettik programın başında da. Farklı tarihi kitaplar da çıkıyor değil mi? Alıp okuyoruz. Ama biz bunları da eleştiriyoruz. Danışmanı tarih çevirdiği filmin, o tarihi danışmanlığını yaptığı filmin savunamıyor. Ne dersiniz buna? Ya bir film çevriliyor. Bunun tarih danışmanı var. Çok doğru, çok haklısınız. Ancak filmini savunmaktan aciz kalıyor. Neden oradasın o zaman? Neden danışmanlık yapıyorsun? Neden adım orada geçiyor? Ticari kaygılar ön plana çıkıyor diyorsunuz. Evet.
veya parasını alıyor, çekiliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Siz bir filmi... haklısınız. Orada izleyici tarih danışmanını gördüğü zaman... Evet. Ne diyor tarih danışmanını gördüğü zaman? Gerçeğe uygundur diyor. Gerçeğe uygundur. Ben de böyle düşünürüm. Hı hı. Ya ben dışarıdan bir kimseyim. Tarihçi değilim. Tarihle ciddi bir ilgim yok. E ne yapacağım? Bir film çevrilmiş. Profesör bilmem kim, profesör bilmem kim bunun danışmanı. Ne demektir bu? Ya demek ki tarihçilere danışmışlar ve tarihçiler bunun danışmanlığı yapmış. O zaman ben buna güvenirim. Aslında bir riskli taraf daha var hocam. Bizim dizilerimiz artık sınırlarımızı aştı biliyorsunuz. Sadece Türkiye'de izlenmiyor. Çok önemli ülkelerde de izlenmeye başlandı. Ve oralarda bizim tarihimiz bu şekilde algılanıyor değil mi? Kesinlikle. Yani insan ve bu gerçekten biz kendi ülkemizde anlatamıyoruz. Gerçi nasıl bu şekilde algılanıyor onun da biz takibini yapamıyoruz açıkçası o toplumda. Ama %50 etkili olur. Okuyan insanlar, bilen insanlar mesela bir Kanuni, bir Hürrem'in çok satıldı. Ben bilen insanları etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama neticede orada da tarihi çok fazla bilmeyen bir toplumlar var. Evet. İnsanlar var. Onlar böyle inanacaktır. Ve demiştik ya hocam biz çok okumak yerine daha çok dinlemeyi ya da izlemeyi seven bir toplumuz. Tarihimizi de öyle izlemeyi seviyoruz. Ve bu anlamda bir handikap oluşturuyor aslında. Bir ciddi bir sıkıntı oluşturabiliyor. Maalesef. Siz peki bir film, tarihi bir film çekiliyor olsa, sizin danışmanlığınıza müracaat edilse, o filmin içinde kurgu olmasına müsaade eder misiniz? Ya da o kurgulu filmin içinde isminizin geçmesine müsaade eder misiniz? Tabii tabii. Ya kurgu mutlaka olacak. İçini dolduracaksınız. Ben bir tek şey söylüyorum. O kurgu o şahsiyetle çelişmeyecek. O şahsiyetle ters düşmeyecek. O şahsiyete zıt, onun bir şahsiyeti var o kişinin. Hı hı. Sizin bir şahsiyetiniz var, benim bir şahsiyetim var. Birisi benim hakkımda, sizin hakkınızda, birisi hakkında bir senaryo yazıyorsa bunun tersini yazamaz. O şahsiyete uygun davranmak zorunda. Onu %100 zıt bir hale getiremez. Hı hı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kendisi bir makine mühendisi. Evet. Değil mi? Ama Fatih neredeyse filmde makineyi görse yani herhalde pamuk balyası zannedecek adam gibi gösteriliyor. Osmanlıların top döküm ustaları ortada yok. Bambaşka insanlar ta işte Macar Urban'ın kızı diye birisi ortaya çıkıyor top döküm ustası diye. Tarihi tamamen değiştirdiniz, bozdunuz. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük saygısı hocasınadır. Fatih at üstünde gidiyor, hocasını atının ardından yayan koşturuyor. Bu Fatih'in şahsiyetine tamamen zıttır. Fatih'in şahsiyetini öldürüyorsunuz siz. Ata bindirseniz neyi kaybedeceksiniz? Bizanslı kızlar Akşemseddin'e getirip çiçek sunsalar neyi kaybedeceğiz? Bir bakar, o da dese ki padişah burada, padişah benim ama benim hocamdır. Mesela biz Fetih filminde bunları hiç görmedik. Görseydik daha mı güzel olacaktı yoksa daha mı çirkin olacaktı, çirkinleşecekti film? Bunları düşünmemiz lazım. Bunlar mükemmel gerçekten, belki kurgu, bu da bir kurgu. Bu var veya yok tartışılıyor. Mesela Bizanslı kızların çiçek sunması tartışılıyor. Var mı yok mu? Tarihçiler tartışıyor. Peki Fatih'in şahsiyetiyle çelişiyor mu? Çelişmiyor. Ama diğeri hocasını yayan yapılda koşturması Fatih'in şahsiyetiyle uyuşmuyor. İşte bunlar mühim. Ben buna dikkat çekiyorum. Yoksa kurgu olacak. Siz sadece tarih kitaplarında yazılı şeylerle filmi dolduramazsınız. Hı hı. Ama o kurgu, ben evet bu Fatih'in şahsiyetiyle ters düşmüyor. Kanuni'nin şahsiyetiyle, Yavuz Sultan Selim'in şahsiyetiyle ters düşmüyor diyeceğim. Hı hı. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i film çekseler, hele İskender Pala Bey'in romanından Yavuz gözü dönmüş bir böyle kan emici, hunhar bir şahsiyet olarak çıkacak. Hem de kimin romanından? İskender Pala Bey'in romanından. Doğru mu? Bugün ben soruyorum. Bana bunu
İzah et, cevap ver diyorum, olmadığını söylüyorum, veremiyor. Ama yarın film yapanlar beni dinlerler mi? Benim yazılarımı okurlar mı bilemem. İskender Bey'in romanından bir film çekelim deyince nasıl bir Yavuz portresi çıkar düşünmek bile istemiyorum. Bu tür tarihi filmlerin belki tarih kurulları oluşturularak yapılması gerekiyor belki de. Birçok tarihçinin ortak fikri alınarak, değil mi, belli kaynaklara başvurularak Valla Türkiye'de gerekiyor. Kurumlar... Çok ciddi bütçeler kurumlar de artık ayrılıyor. Ama çünkü kullanılmayan kurumlar var. Türk Tarih Kurumu var. Türk Dil, Türk Tarih Kurumu böyle bir zamanda değerlendirilmeyip ne zaman değerlendirilir? Türkiye'de kurumlar var, kurumlara kimse sormaz. Herkes her şeyi bilir. Öyle değil mi? Haklısınız hocam. Tarihçilere kimse sormaz. Bizim köşe yazarlarımız hemen ahkam kesmeye başlarlar. Film izlerler. Ecdadımızla utanıyoruz dizi. Bu dizi eğlence derler. Eğlenceden sonra tarih diye bahsetmeye başlarlar. Peki. Bunlara girince çıkabilmek mümkün değil. Hızla devam edelim hocam. Peki. Eskiden çok bütçe ayrılmazdı tabii Türk sinemada. Yeşilşam dönemlerinde Türk sinemasında çok ağır bütçeler ayrılmazdı. Çok vallahi üçte bir bütçeyle bile mesela Fetih Bilmi'nin üçte bir bütçesiyle ben daha kalite filmlerin çıkacağını mesela düşünüyorum. Mesela Kara Muratlar vardı, Cüneyt Arkın'ın çevirdiği değil mi? O dönemki evet. Filmler belki daha mı gerçekçiydi hocam, ne dersin? Bunlardan daha gerçekçiydi. Yani hareketler abartı olabilir ama bunlardan çok daha gerçekçiydi. Peki. Hocam hızla devam edelim. Çok önemli sorular vardı. Çünkü Selahattin Eyyubi'nin daha geri kalan hayatına ve şahsiyetine, önemli olan şahsiyetine değineceğiz ama çok kısa geçeceğim. Bazı tweetleri, cevabını vermiş olduğumuz tweetleri atlayacağım. Fransız tarihçi Selahattin Eyyubi için İslam'ın en saf kahramanı demiştir. Ne demek istemiştir deniyor hocam. Mertliğini ortaya koyuyor. Neyse o. Saflıktan kastı. Saflıktan. Buradaki saflık bir mertliktir. Mert yani içi, dışı, özü, sözü bir. Başka bir şey düşünmüyor. Neyse o. Evet. Altı hesapları olmayan evet. Değil mi? Tabii. Memlük Çerkez Sultanlarına halifelik nasıl geçti diye bir sual var. Halifelik Memlük Çerkez Sultanlarına geçmedi. Evet. Sultanlık geçti. Yani Eyyubi devleti yıkılınca yerine Memlüklü devleti kuruldu. Memlük demek köle demektir. Köleden halife olmaz. Dolayısıyla Memlükler aslında o dönemlerde Eyyubiler de mesela köle değil ama kendilerini halife kabul etmediler. Abbasi halifelerini çıkartıyorlar. Sultanlık, devlet değişti. Halifelik değişmedi. Halifelik yine Abbasilerde devam etti. Ve Kudüs'ün fethi neden önemlidir ki zaten bu konuya girdiğimizde devam edeceğiz. Kudüs Selahattin. Üç dinin mensupları için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Mescid-i Aksa bakımından. Evet. Altında çizmiş tabii. Olalım. Değil mi hocam? Tabii çizelim. Tabii. Üç din bakımından da peki. Çok önemli. Şimdi Selahattin Eyyubi'nin elde ettiği zaferlere, Haçlılarla mücadelelerine, Haşhaşilere vesaire değinmiştik bunlara ama Haçlılarla mücadelesinin son bölümüyle devam edelim. Kudüs'ün zaptı ve 3. Haçlı Seferi'nin başlaması. Oradan başlayalım, sonra şahsiyetine değinelim. Geçen hafta muhtemelen galiba o döneme de nispeten değinmiştik. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü aldığı zaman bu Batı aleminde, Hristiyan aleminde çok büyük bir infiale yol açtı. Evet. Ve Alman İmparatoru, Fransız Kralı ve İngiliz Kralı, Aslan Yürekleri Şar, hemen hepsi, bir bütün Avrupa, Sicilya. Danimarka'sı, Sicilya'sı, diğerleri, Papalığı, her birisi birleşti. İlk defa en ciddi manada 3. Haçlı Seferi tertiplendi. Ve bu çok uzun bir mücadeleye, bunlar daha çok, hatta Almanlar, karadan geldiler dedik. Evet. Ama Anadolu Selçukluları onları hemen hemen tamamen biçtiler. Ama deniz oysa Fransızlar ve İngilizler deniz yolunu kullandılar. Ve kıyı bölgesinde tutundular uzun bir süre, 2,5 sene. Bu gerçekten Selahattin Eyyubi'nin en meşhur müdafasıdır. Akka müdafası. Görülmemiş bir müdafadır. 2,5 sene sürdü yaz ve kış. Ve Haçlılar çok büyük burada kayıplar verdiler. Tabii Müslümanlar da büyük kayıp verdi. Peki hocam yine tarih kaynaklarında şöyle geçiyor. Selahattin Eyyubi o dönem Müslümanlardan yeterince birleşme göremedi. Yani Haçlılarla mücadelesinde tüm Müslümanlardan yeterince destek görebildi mi? Selahattin Eyyubi bu noktada birliği sağlamıştı. Yani Haçlılar geldiği zaman
Selahaddin Eyyubi'nin birliği sağladığını görmekteyiz. Hı. Yani artık Eyyubi devleti en güçlü. Orada Zengiler, evet. Mısır, tabii Şam, Halep, Orta Doğu tamamen bir birliği sağlamış durumdaydı. Hı. O birlik sağlanmamış olsaydı bu başarıyı gösteremezdi Selahaddin Eyyubi. Hı. Nitekim Selahaddin Eyyubi'nin akabinde o sıkıntıları göreceğiz Haçlılara karşı. Hı hı. Ama Selahaddin Eyyubi Haçlıların karşısında durduysa büyük ölçüde, yani ufak çaplı ayrılıklar olabilir. Bunlar çok küçük şeylerdir, büyütmemek lazım. Ama Selahaddin Eyyubi o birlikteliği tam manasıyla sağladı ve birlikteliğin gücüdür bu. Yani birlik, beraberlik gerçekten çok önemlidir İslam tarihinde. Şayet bir ve beraberseniz başarı mutlaka gelir. Kim ki kaldı ikilikte yar değil, yuva saygıl sen anı kim var değil demişler. İkilikte kalanı bir bilme, var bilme. İkilik oldu mu bir yerde başarı asla gelmez. Ve onu da yok say. İslam tarihi hep bir ve beraber olduğu zaman Müslümanlar başarı gelmiştir. Onun için tekrar yeri gelince ben hep söylüyorum. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Laz dersen olmaz. Hepinizi ezerler. Hepimizi ezerler. Bir çatı altında toplanırsın. Ya ne yapacaksın kardeşim? Kürt mü olmak istediğinde Kürt oldun? Türk mü olmak istediğinde Türk oldun? Çerkez mi olmak istediğinde Çerkez oldun? Ya da bunun nesiyle övünüyoruz? Bunun nesi var yani? Nesi önemli? Aynı topraklarda, aynı vatanda yüzyıllardır beraberiz. Bizim ecdadımız işte Selahaddin Eyyubi'yi konuşuyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı orada hep beraber. Başı olmayanın aşı olmaz. Başsız gövde leş olur. Herkesin bir yerde iki baş varsa herkes baş olur. Herkesin baş olduğu yerde herkes köle olur. Selahaddin Eyyubi bir baş oldu. Kudüs'ü aldı. 1 milyon insan geldi. Oralara gömdü. Bir Akka Kalesi'nin önünde 2,5 sene onları tuttu. Bu birliğin gücüdür. Beraberliğin gücüdür. Nitekim çok başlık olduğu zaman da devletler yıkıldı. Buna da evet. Değineceğiz çok. Az sonra birazdan. Peki hocam, Selahaddin Eyyubi Haçlılarla mücadelesi çok önemliydi. Ama şahsiyeti de çok önemli mutlaka. Şahsiyeti de ön plana çıkıyor. Şahsiyetinden biraz söz edelim ve... Selahaddin Eyyubi... Daha sonra Eyyubilere geçelim. Evet, anlaşmayı yaptı. Hakkayı kaybedince Kudüs'ü tabii kurtardı ve Haçlılar artık birbirlerine düştüler. İşte evet. Onlar da birlikken belki devam ediyorlardı. Birbirlerine düştüler. Kimisi ayrıldı gitti, kimisi kendi içinde mücadeleye başladı. Ve Haçlılar son olarak Selahaddin Eyyubi ile anlaşmak zorunda kaldılar. Kudüs için gelen 3 tane kral Kudüs'ü zapt edemeden sadece bir Akka Kalesi'ni alıp 100 binlerce insanını toprağa gömüp geri döndü. Hı. Selahaddin Eyyubi de 2 Kasım 1192 günü Şam'a geldi. Tekrar geri. Tam 21 Nisan 1189 günü ayrılmıştı. 3,5 sene geçmişti. Selahaddin Eyyubi 3,5 sene Haçlılarla mücadele etti. Biz bir Selahaddin Eyyubi filmi çeksek herhalde sarayından çıkartmayız. Şeyin hanımını aldı dediler ya. O bölümde devam eder. Nurettin Zengin'in hanımını aldı dediler ya. Bizde bir tane aklı evvel çıksa, bir dizi yapayım dese, Selahaddin Eyyubi nasıl bir yerde görür o kadını, nasıl vurulur çarpılır, sonra da haremden çıkamaz. Aman Allah'ım. Sanırım öyle bir dizi. Böyle olmaz mı soruyorum. Kesinlikle öyle olur. Oysa Selahaddin Eyyubi 21 Nisan 1189 günü ayrılıyor, tam 3,5 sene geçiyor. 3,5 sene. Toprakta yatıyor. Taş üzerinde taşını yastık yapıyor. Toprağa yatak yapıyor. Ne çileler çekiyor. 3,5 sene vuruşuyor. Geri döndüğü zaman üzerinde bütün hastalıklar var. Kolay mı zannediyor insanlar acaba toprakta yatmayı, savaşmayı? Çelik çomak oyunu mu zannediyorlar? Ve ancak 4 ay yaşayabiliyor. 4 ay sonra da hayatını kaybediyor. 4 Mart 1193. Selahaddin Eyyubi bir çileli 4 ay geçirip dinlenemiyor dahi anlaşmanın şeyini. Zevkine eremiyor ve 4 ay sonra da vefat ediyor. Yani şimdi
gerçekten bir mücahit, tarihin en mümtaz şahsiyetlerinden bir tanesidir. 3,5 sene böyle bir mücadele görülmüş bir hadise değildir. Tabi Orta Doğu'daki Haçlı varlığının belini kırmıştır Selahaddin Eyyubi. Yaklaşık 100 yıldır Kudüs, Akka, bütün çevresi, bütün kıyı şeridi Haçlıların elindeydi. İslam tarihi neredeyse Orta Doğu'da Müslümanlar bitirilmek isteniyordu. Bitme noktasına gelmişti. Selahaddin Eyyubi Orta Doğu'da Haçlı varlığının belini kıran adamdır. Ve bir daha da Haçlılar bu çevrede hakimiyeti elde edemeyeceklerdir. Bu son derece önemlidir. Yani Selahaddin Eyyubi o üçüncü ve en önemli Haçlı kuvvetlerine ağır darbeler indirmek suretiyle Avrupa'da da Kudüs'ün neredeyse fethedilemeyeceğini imzasını atmıştır. Hı hı. Burası çok önemlidir. Tabii bir de Selahaddin Eyyubi şahsiyetiyle de ortaya çıkıyor. Şahsiyetine geçmeden önce hocam bir soru daha var. Peki. Selahaddin Eyyubi'nin sonraki eşi yani Nurettin Zengin'in eşiyle evlenmesinden sonra bir çocuğu oldu mu? Yok. Bir çocuğu olmadı. Ondan hatta bir çocuğu olmadı. Siz geçen hafta diğer hanımlarından yan yana geldiklerinden bile emin değilim demiştiniz. Emin değilim dedim. Siyasi zaten, bir evlilik onunla. Evet. Evet. Yine bu konuyla ilgili sorular da gelmeye devam ediyor gördüğümüz gibi hocam. Evet, şahsiyetini biraz ön plana çıkaralım. Şimdi Selahaddin Eyyubi çok yüksek insani meziyetlere sahip bir kimse. Hani insani meziyetler diye neler olur diye düşündüğümüz zaman Selahaddin Eyyubi şahsında bütün bunları toplamış bir kimse. Adil, gerçekten. Cömert, iyiliksever, merhamet sahibi. Mesela affetmekte yanılmaktansa cezalandırmakta doğru olmayı tercih ederim diyor. Yani ben affedeyim ama yanılayım. Affı hak etmemişti o kimse. Belki yalan söyledi. Ama ben onu daha çok seviyorum diyor Selahaddin Eyyubi. İnsani meziyetler, bunlar insani meziyetlerdir. Hı hı. Hani zaferin zekatı affetmektir derler. Her şeyin bir zekatı var ya. Evet. Vücudun zekatı var, malın. Sadece malın, paranın zekatı yok. İlmin zekatı var, anlatmaktır. Vücudun zekatı var. Her şeyi yerli yerince kullanmaktır hakkıyla. Onu verene şükretmektir. Cenab-ı Hak size zafer ihsan etti. Zaferin zekatı da affetmektir derler. Bak ne güzel hoş bizim şeylerimiz. Öldürmek değil. O kimseye hayat bahşetmek, onu affetmek. Daha çok severim neyi? Affetmekte yanılmayı. Belki onu cezalandırırken doğru bir ceza verecekti. Onu tercih etmiyor Selahaddin Eyyubi. Bütün bu insani meziyetleri aslında biz görüyoruz. Mesela Kudüs'ü fethettiği zaman oradaki din adamlarına, çocuklara, kadınlara, Hristiyan herkese o kadar şefkatle muamele ediyor ki Selahaddin Eyyubi'nin bu muamelesi de tenkit ediliyor. Halbuki bu insani meziyetlerdir. Nitekim çok önemli Ayla Hanım, Kudüs'e Haçlılar 100 sene önce girdiklerinde gövde üstünde baş bırakmadılar. Taş üstünde taş bırakmadılar. 70 bin Müslümanı katlettiler. Selahaddin Eyyubi'nin ahfadından bir 70-80 sene sonra Haçlılar bu defa Kudüs'ü anlaşmayla tekrar alacaklar. İkinci Frederik. Anlaşmayla neyi alacak? İdaresini alacak. İdareyi ele aldığı zaman Mescid-i Aksa'ya geliyor. Namaz saati. Ezan okunmuyor. Neden ezan okunmuyor diye soruyor. İşte hükümdara saygı dolayısıyla okunmadı diyorlar. İkinci Frederik'e. Oysa ben buraya diyor Müslümanların ezanını duymaya, tesbihatlarını işitmeye geldim diyor. Bunu söyleyen kim? Biz bunu da söylemek zorundayız. Haçlılar şurada zulmederlerken bunu anlattıysak, buradaki güzel sözlerini de anlatmamız lazım. Evet. Bakın bizimkiler, yani bir hükümdar geldi. Hani ona karşı bazen yüksek sesle duysun diye sanki onun için okunuyormuş gibi olur ya. Hı hı. Onu geldi diye okumamışlar.
O da merak ediyor, neden okunmuyor diyor. İşte size saygıdan diyorlar. Oysa ben onu dinlemeye gelmiştim diyor. Şimdi acaba ben düşünüyorum, Selahaddin Eyyubi'den bir ders aldı mı bu kimse? Almamış diyebilir miyiz? Mutlaka etkileniyor insanlar birbirlerinden. Elbette. Siz bir iyilik gösterdiğiniz zaman karşıdaki de insan. O da yarın bir iyilik göstermeye başlıyor. E bizden hep iyilik görüyorlar. Çanakkale harplerini de konuşurken biz bunu söyledik. Bizim askerimiz ekmeğini suyunu paylaşınca, o yaralı askerlere ekmek su verince onlar da bunu duyuyorlar, işitiyorlar. Bunları kaybetmemek lazım. Bunları dile getirmek lazım. Yani bence çok mühim hadiseler mesela. Selahaddin Eyyubi'nin yanında oturan diyor, bir sultanla oturduğunun asla farkına varmaz. Yani evet, çok sade bir bu insan. Bu özelliği çok öne çıkıyor aslında. Çok öne çıkıyor. Evet. Yani siz onunla otururken bir sultanla oturduğumuzu anlayamazsınız. Halbuki sultanlar yanında öyle oturmak, konuşmak öyle kolay değildir. İnsan titrer. Kurbu sultan, ateşi suzan demişler. Sultana yakın olmak yakıcı ateş. Halbuki Selahaddin Eyyubi'nin yanında insan sanki normal bir arkadaşıyla oturuyormuşçasına. Çok rahatlatır insanı. Mesela Peygamber Efendimiz'in yanında insanlar bir şey takat getiremezlerdi eğer o peygamberlik şeyini görselerdi. Halbuki rahatlatırdı onları. Ben et suyu çorbasıyla içen bir kadıncağızın oğluyum derdi. Ben de sizin gibiyim derdi. Rahatlatırdı. Yoksa insanlar onun haşmeti, heybetinden konuşamaz hale gelirlerdi. Aynı sanki Selahaddin Eyyubi'de Peygamberimizin bu hasletini görüyorsunuz. Bu özelliğini yaşıyorsunuz. Bunlar da yine çok mühim. Yani Selahaddin Eyyubi'ye böyle baktığımız zaman adil mesela dedik. Kendisine bazen geliyorlar. İşte birisini cezalandırtmak istediklerinde, birisini yanlışını söylediklerinde, hatasını ifade ettiklerinde, bunları bana neden söylüyorsunuz diyor. Bu memleketin kadıları var, hakimleri var. Neden bana geliyorsunuz? Ben kadı veya hakim değilim. Ben memlekette asayişi yerine getirmek üzere görevli birisiyim. Gidin mahkemeye müracaat edin. Hani bugünkü tabirle. Kadıya müracaat edin. Sizin meselenizi o çözsün. Kanuna göndermek ne kadar önemlidir değil mi? Bugün bazı yanlışlar var. Hani töre cinayeti deriz. Ya töre olur mu böyle? Cinayetle töre nasıl bir araya gelir? Her işin mahkeme çözüyoruz desek, tarih, kim kendi hakkını kendi arayabilir? Ama o hakimler de adil olacak. Paraya tamah etmeyecek. Menfaate göre konuşmayacak. Güce göre hüküm vermeyecek. Güce göre. O zengin, bu fakir. O mevki makam sahibi, bu garip. Demeyecek. Adil ol. Kim adil olacak? Mahkeme adil olacak. Hazır bu konuya değinmişken hocam, o dönemde ki devlet teşkilatlanması nasıl oluyordu? Yani Eyyubilerde teşkilatlanma nasıldı? Mahkemeler nasıl kurulurdu? Bugünkü deyimiyle bizim bakanlıklar olarak tabir ettiğimiz o dönem, işte maliyeye kim bakardı? Ya da farklı alanlara kim bakardı? Nasıl bir teşkilatlanma vardı? Donanma şimdi nasıldı? Biz bunlara divanlar deriz. Evet. Yani divanlar vardı. Mesela Osmanlı Divanı Hümayunu, kubbe altı, Topkapı Sarayı'nda. Orada toplanırlar. Osmanlılarda Divan-ı Hümayun hemen hemen her meseleyi görüşür. Fakat Osmanlılardan öncekilerde farklı divanlar vardır biraz. İşte Divan-ül İnşa deriz. Genelde bürokratik, tayinler, aziller, bürokrasi işleri hemen hemen o Divan-ül İnşa dediğimiz orada çözülür. Divan-ül Ceyş deriz. Ceyş, asker demektir. Ordu ile ilgili meseleler, mali meseleleri, harcamaları, durumu ordunun hemen hemen o divan çözer. Hani bugünkü Savunma Bakanlığı. Evet. Söylediğiniz için. Divanül Mal deriz. Mal, maliye. Maliye. Evet. Mesela gelirler, harcamalar, maliye ile ilgili işler
tamamen bu divanda görülür. Eyyubilerde hemen hemen teşkilatlanma bu şekildedir. Yani bu şekilde görüyoruz divan ve devlet idaresini. Hı hı. Bu şekilde en önemli üç divanı Eyyubilerin bunun üzerindedir. Bu şekilde. Mahkemeler dediniz az önce zaten kadılara gidilirdi. Tabii mahkemeler tamamen en büyük kadıyül kudattır. Yani kadıların başıdır o. Ve onun naipleri vardır. Görevlileri, emrinde çalışanları. Kadıyül kudat, yani bugün işte mesela bizim Diyanet İşleri Reisi. Diyanet İşleri Başkanı. Osmanlılarda Şeyhülislam. Yani ne yapar? Atamaları o yapar. Bütün işte kazasker. Mesela Osmanlılarda Divan-ı Hümayun'un iki üyesidir. Anadolu kazaskeri, Rumeli kazaskeri. Klasik dönemde Osmanlı'nın 16. asra kadar bütün kadı atamaları bu heyetten geçer. Daha sonra Şeyhülislam almıştır bunun yerini. Eyyubilerde Kadıyül Kudat dediğimiz baş kadı vardır. Ve bu baş kadı bunları tespit, tayin eder. Mesela kadılar yanlış bir iş söylese şikayet oraya gelir. Onlar çözümlerler. Ve bütün bunlar mahkeme dediğimiz. Aslında ya mahkeme deyince insanlar bugünkü mahkemeler diye anlayabilir. Osmanlılarda, bizim diğer şehirlerde böyle mahkemeler yoktur. Mahkeme bir şeyin odası, evinin odası mahkemedir. İnsanlar gelir davasını söyler, o da çözümler meseleyi. Yani cezası neyse, cezası şu veya konu neyse o konuyu çözümler. Basittir. Hani bizim Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük sarayı deyince ben adaletin çöktüğünü düşünüyorum. Evet. Ters orantılıdır bu. Kesinlikle. Bu ters orantılıdır. Niye? Dosyaları dolduracak dolaplar bulamıyorsunuz, odalar bulamıyorsunuz, çözümlenmiyor. Artıyor. Osmanlı'dan kalma mahkeme görebiliyor muyuz biz binası? Ama camiyi görüyoruz değil mi? Medrese görüyoruz, han görüyoruz, hamam görüyoruz, darüşşifa görüyoruz, imaret görüyoruz, dergahlar görüyoruz. Her şey var. Neye, neden mahkeme yok? En büyük adalet sarayı bizde diye övünmeyelim boşuna. Övünmeyelim. Diyorsunuz. Demek ki adalet sarayı, adalet o mahkeme binaları yükseldikçe ben adalet dibe vurduğunu düşünüyorum. Ters orantı. Evet. Ters orantılı. Hiç ihtiyaç kalmasaydı. Evet. Değil mi? Hocam çok tweet geliyor yine. Ne yapacağız bilmiyorum. Bizim program böyle Ayla Hanım. Yani evet, tarih ve medeniyet, ne güzel, doğruları gerçekten ve güzellikleri. Neyse o, yani bize doğru yön göstermeler de geldiği zaman biz ona uyuyoruz. Ama açıkçası şimdi iki haftadır böyle siz de misafirimiz oldunuz. Evet, misafir. Bana hakkınız da çok güzel İzmir'de, Aydın'da çok şeyler söylediler. Çok teşekkürler. Ama bizim programımız açıkçası böyle bir program. Yani tarihi asla ideolojik, yanlı, maksatlı bir olduğu yorumlama değil, objektif olduğu gibi. Evet. Neyse o açıkçası. Bu şekilde konuşuyoruz, anlatıyoruz. Tabii bir şekilde. Onun için de çok güzel tweetler var. Şunu da söylemek istiyorum. Yani birkaç tanesini hiç değilse okuyayım. Sizi tebrik ediyorum değerli hocamız Ahmet Şimşirgil. Bu ülkenin en iyi ve en doğru tarihçisidir diyorlar sizin için hocam. Evet, teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Yine Türk filmleriyle ilgili yaptığımız yorumlarda iyi Türk filmleri yok. Çünkü hocamız gibi gerçek amacı olan isimler film yapamıyor. İyi roman bile yok diye eleştiriler de var. Twitter'lara yani tweetlere önümüzdeki haftada bakabiliriz. Süremiz yeterse şayet yine bugün de bakabiliriz, tamam. Ama daha anlatmamız gereken konular var. Eyyubiler Devleti'nin teşkilatlanmasından söz ettik. Mahkemelerinden söz ettik. Evet. Selahattin Eyyubi'nin birkaç özelliğini daha söyleyeyim. Buyurun. Arz ederseniz tabii, çok önemli. Tabii. Vefatından önce evet. Kefenini bir mızrağın ucuna takılı olarak Şam'da dolaştırıyor Selahattin Eyyubi. Böyle onun kefenini giyeceği, vefatından önce anlıyor artık vefat edeceğini. Hazırlatmış olduğu kefeni böyle bir sorgucun veya tuğun ucuna taktırmış. Münadiyi dolaştırıyor. Ey insanlar! Evet. Selahattin dünyadan ancak bu kefenle gidiyor. Dünyadan bu kefeni götürebiliyor.
Çok önemli bir mesaj değil mi? Hem de nasıl. Yani bir hükümdar, Mısır'ın, Orta Doğu'nun hükümdarı, Haçlıları dize getirmiş bir mücahit, herkesin yerinde olmak istediği bir şahsiyet. Ama bütün insanlara, ey insanlar, işte dünyadan Selahaddin'in götürebildiği bir tek bu. Dünyaya bağlanmayın. Dünyaya takılıp kalmayın. Dünya için birbirinizi yemeyin. Nedir hükümdarlık dediğiniz, nedir saltanat dediğiniz? Ne kadar önemli bir çok mesaj önemli değil mesaj mi? Çok önemli mesaj gerçekten. Bilmiyorum ama hani Kanuni ile de ilgili tabutunun elinde dışı, elini dışarı çıkarmış derler. O elim boş gidiyor diye. Kaynaklarda göremedim ama meşhur rivayettir. Ama evet. Selahaddin'in bu mesela kaynaklara yansımış bir durumdur. Mesela çok da cesur Selahaddin Eyyubi. Bir iken mesela karşıma 1000 kişi geliyor diyor. Avrupalıların zırh demirleriyle çok şeydir. Bizim Türklerinkiler hafif zırhlıdırlar. Ama Avrupalılar demir. Mesela kargıları ünlüdür. Eyyubiler oklarla. Ancak Oğuzların, Haçlıların kargılarına Oğuzların okları durabilirdi falan derler. Selahaddin Eyyubi böyle birken 1000'le çarpışıyoruz. Birini kırıyoruz, 1000'i geliyor. Et iken demirle çarpışıyoruz diyecektir. Yani o çektiği çileleri anlatırken. Biz etiz, karşımızdaki demir. Birini kırıyoruz, 1000'i geliyor. Yani mücadelesini de bu şekilde anlatıyor. Ama asla yılgınlık yok. Kolay bir şey değildir bu gerçekten. Yani insanlar biraz yol yürüyünce, biraz aç kalınca, biraz susuz kalınca bir yılgınlık görürler. Hayatında yılgınlık diye, bezginlik diye Selahaddin Eyyubi'nin defterinde böyle bir şey yazmıyor. Bu da çok mühim. Kesinlikle. Evet. Hocam, Muhammed Çakıroğlu demiş ki Nurettin Zengin'in Peygamber Efendimiz'in naaşının çalınacağını rüyasında görüp Medine'ye giderek engel olduğu doğru mudur diye bir soru sormuş. Kimin? Nurettin Zengin'in. Hani Nurettin Zengin'in. Evet. Tamam. Doğru. Nurettin Zengin bir rüya görüyor. Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ve Peygamber Efendimiz ona bana yardım et diye bir ifadesi var. Onu şimdi tam şey demiyorum. Ancak Peygamber Efendimiz'in Nurettin'den bir şey istiyor. Ve bunun üzerine Nurettin Zengi adamlarını gönderiyor. Ne oluyor? Kim var orada? Orada Peygamber Efendimiz'e ne yapacaklar? Ve bir dehliz buluyorlar. Peygamber Efendimiz'in naaşını çalacaklarmış. Ve o 3 kişi din adamı kılığında. Hiç şüphelenilmiyor. En sonunda onları yakalıyorlar. Çok doğru. İnşallah geçen hafta da demiştik Nurettin Zengi ile ilgili. Zengilerle ilgili çok önemli çünkü zengilerde. Evet, zengiler başlı başına bir program olur. Diye başlı başına çok önemli. Çünkü bilinmiyor. Mesela zengileri ve Nurettin Zengi'yi, İmadettin Zengi'yi aslında hiç kimse tanımaz. Çok farklı bir kimsedir Nurettin Zengi. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Yani bu da Nurettin Zengi'nin Peygamber Efendimiz'le önemli bir anekdotudur. Hocam, Kürtlerin İslam tarihi ne zaman başlıyor diye bir soru var. Yani bu da başlı başına başka bir problem herhalde olabilir belki. Herhalde şimdi Kürtler İslam tarihi çünkü bizde Kürtler bir devlet bakışıyla bakılmıştır. Bir de Kürtleri ideolojik olarak yazanlar vardır. Evet. Her ikisi de yanlıştır. Yani bizde çok karıştı. Son dönemde bizim tarihimiz açıkçası... Ben çok fazla yanlış yorumlamalara, yanlış yazılmalara bağlı olduğunu düşünüyorum. Mesela bizim en meşhur bugün günümüz Osmanlı tarihçesi Halil İnalcık Bey'dir. Evet. Osmanlı tarihi kadar yanlış yorumlanmış, yanlış anlatılmış, iftiraya uğramış bir ikinci bir tarih yoktur diye yazar. Böyle bir şey yok. Katılıyor yani, musunuz hocam? Kesinlikle katılıyorum. %100. Buna her vesileyle de değiniyoruz. Şimdi bir Kürtlere hani sen Türksün diye bir şey ortaya koyuyoruz. Şimdi bu bir nedir bu? Bir ideoloji.
Sonra da tarihçilere hadi Kürtleri Türk yapalım. Ismarlama, bu ceket ısmarlamak gibi bir şey. Aynının yani, tam tersi de olabilirdi ki yani. Tam tersi de olur. Yani tersine bir şey. Haydi Türkleri Kürt yapalım. Değil mi? Yani bir hipotezi koyuyorsun ortaya. Ondan sonra da bunu yorumlamaya çalışıyorsun. Ben anlamıyorum. Mesela hani Ermeni tehciri var veya yok. Değil mi? Bu tarihi bir meseledir. Evet. Biz konuşurken ne deriz? Sözde Ermeni soykırımı deriz. Evet. Sözdeyi koyarız başına. Sözdeyi koruruz. Evet. Yani ne yapıyorsun? Baştan reddediyorsun. Evet. Ermeni soykırımı iddiaları diyoruz. Mesela denebilir. Bir iddia. Ama sözde yok böyle bir şey. Direkt yalanlıyoruz. Direkt yalanlıyoruz. Var mı yok mu? E bunu tarihçiler konuşur, söyler ve neticelendirir. Var veya yok. Tarihçi. Biter. Avrupa ne yapıyor? Tamamen maksatlı değil mi? Ermeni soykırımını kabul etmezsen hapse atarım diyor. Diyor. E nasıl bir bakıştır bu? Tarihe nasıl bir bakış? Şartlı bakış. Şartlı bakış. İdeolojik bir bakış. Ben kendimin bakışımı da yerine göre söylerim. Karşı tarafın bakışını da. Karşı tarafın bakışı tamamen şaşı bakış. Bunu söylemezsen hapse atarım. Bu ne biçim, nedir bu? Bunun izahı falan mümkün değil. Bu tarihi 100 sene önce yaşanmış bir mesele. Sen kime atıyorsun? Ben ilim adamıyım. İlim adamı olarak hayır Ermeni soykırımı yoktur derim. Araştırırım ederim. Ama adam siyaseten diyor ki hayır sen bunu demek zorundasın. Kim söylüyor bunu? Fransa gibi Fransız. Demokrasi ülkesi. Evet. Tam bir rezalet. Tarihi devletler siyaset olarak da kullanıyor. Onun için işte yanlış doğruya çoğu kez karışır. Fiziği, kimyayı, matematiği kullanabilir misin? Bize göre iki kere iki sekiz yapar beyler. Diyelim yarın öyle gidelim. Onların iki dediğine biz beş diyelim. Nereye varır ilim? İşte böyle bir şey. Evet. Halbuki tarih de bir ilim dalıdır. Bunu anlayalım. Buradan nereye, buraya nereden geldik? Kürtlerin evet. İslam tarihine... Evet söylendi. Yani Kürtleri de eğer hani Çerkezler, Kürtler yerine göre bunları programlar da yaparız. Hiç. Çünkü gayet. Bu konuyla ilgili epey sorular gelmeye başladı. Bakmayacağız hepsine. Kürtler kimdir hocam? Yavuz Selim Han'ın Kürtleri bedduası doğru mudur? Doğru değildir. Böyle bir şey yok. Onu okusun. O Yavuz Sultan Selim'e işte böyle bir iftira yapılamaz. En büyük iftiradır. Çeşme yaptıracaksın, Kürt içmesin diyeceksin. Yavuz Sultan Selim'e atfediliyor değil mi? Evet. Bu sözler. Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni demişler. Kokma gül nadan elinden tak göğsüne su seni. Şuraya bir diken tak. Nadanın elinden, cahilin elinden gül koklama. Kokma gül nadan elinden. Tak göğsüne suseni, şuraya bir diken tak da dikeni kokla, cahil ve nadan insanların elinden gül koklama. Geçme namert köprüsünden, ko aparsın suseni. Bırak suseni götürsün de namerdin köprüsünden geçme. Sen bir çeşme yaptıracaksın, üzerine de yazacaksın, Kürt içmesin. Yavuz Sultan Selim'e bundan büyük iftira olabilir mi? Severken boğmak denir buna biliyor musunuz? Bunu Yavuz'u sevenler yazıyor. Biz romanları biraz peki nerede yazıyor? Ayıralım, hangi çeşmede yazıyor? Nerede yazıyor? E ben de göreyim. Göreyim o zaman Yavuz Sultan Selim Han'ı da tenkit edeyim. Yani Selim Han yaptı diye yanlışına doğru demeyeceğim. Ama biliyorum. Kimi biliyorum? Yavuz Sultan Selim Han'ı biliyorum. Yanında en önemli değer verdiği adam İdrisi Bitlisi Kürt. Eline bomboş, bomboş fermanlar veriyor. Adam imzalı ve dolduruyor onu. İstediğine beylik veriyor, bey yapıyor. Sen Çemişgezek beysin, sen Eğin beysin, sen Palu beysin, sen Meyye Farikin beysin.
en güvendiği adam. Ben bunu biliyorum. Bunu bilen adama yanlış yaptıramazsın kardeşim. Bilgi güçlüdür. Güç bilgidir. Evet. Biliyorsan geçmez. Bilmiyorsan neler geçti, neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten demiş. Bilmezsen nice yanlışları inanır inanır gidersin. Döneriz tekrar okumuyoruz deriz değil mi Ayla? Aynen öyle ama tarih ve medeniyeti izlemeye devam edelim. İzlemeye devam etsinler. Tarih medeniyetten doğrular ve anlatıyoruz. Hocam herhalde çok fazla. Ayla Hanım siz de ayrılamayacaksınız. Üçüncü bir masa daha atacağız. Zannediyorum öyle yapacağız. Ben iple çektim çünkü gerçekten çok keyifli geçiyor program. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Yine çok vaktimiz azalıyor, daralıyor. Twitter'lara ya da tweetlere belki önümüzdeki hafta Aynur Hanım da buraya teşrif ettikten sonra devam edersiniz hocam. Zamanımız kalırsa yine bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada gelen tweetleri. Şu anda değerlendiremesek bile sayın seyirciler önümüzdeki hafta mutlaka hocamız burada sizler için yorumluyor olacak. Hocam Eyyubiler dedik. Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin ölümüyle beraber aslında Eyyubiler Devleti'nin de sonu oldu gibi diyebiliriz zannediyorum, evet. Değil mi? Sizin özellikle altını çizdiğiniz bir konu vardı geçen haftalarda da. Hatta bu konuda bayağı bir şaşkınlık içerisinde kalan izleyicilerimiz de oldu. Kardeş katlini ben doğru buluyorum demiştiniz. Evet. Osmanlı bu kadar büyük bir devlet olduysa, bu kadar uzun yıllar hükmettiyse dünyaya bunun sebebi kardeş katlidir sebeplerinden en büyüğü dediniz. Zengiler yine bu meseleden dolayı yıkıldı. Eyyubiler yine bu kardeş katli olmadığı için çok başlılıktan yıkıldı diyelim ve size bırakalım sözü. Şimdi izleyiciler Selahaddin Eyyubi'yi şurada neredeyse iki haftadır konuşuyoruz. Evet. Şayet uzun uzun özelliklerini, savaşlarını, hayatını konuşsak net bir şekilde ifade edebilirim ki tam bir ay konuşuruz. Selahaddin Eyyubi. Yani 4 program, 5 program, 7 program yaparız. Bir de Selahaddin Eyyubi'den sonrasını izleyicilerimiz okuyacaklar. Bir tarih kitabından. Mesela Ramazan Şeşen Bey'in Selahaddin Eyyubi Devleti diye özel büyük bir kitabı var. Evet. Mesela açacaklar. Bir de Selahaddin Eyyubileri Selahaddin Eyyubi'den sonrasını okuyacaklar. Ne kadar daha? 100 sene daha, 150 sene daha, 100 sene daha devam eden bir durum. 1257'ye kadar. Okudukları zaman şunu görecekler. Selahaddin Eyyubi'nin 3 oğlu, bir kardeşi, kardeşinin oğulları, diğer kardeşlerinin oğulları, çocuklarının oğulları, Melik Adil döneminde, Melik Salih döneminde hemen hemen her birinde yıllarca kendi iç kavgalarını görecekler. İç savaşları görecekler ve oluk oluk Türk ve Müslüman kanının aktığını şahit olacaklar. Bu esnada Selçuklular da olaylara girecekler. Başka devlet şeylerde girecekler. Haçlılar da Haçlılarla bazen bir olacaklar. Yani ikisi birbiriyle harp ederken Haçlılardan da yardım alacaklar. Haçlılar da hadiselere girecekler ve ortalık kan gölüne dönecek orada. Böyle bir hadise. Birlik varken ne olduğunu gördük. Diğer türlü Mısır, Orta Doğu hemen hemen 5 bölgeye ayrılacak. Bundan kim istifade edecek? Haçlılar. Ve Kudüs'ün idaresini Haçlılara bırakmak zorunda kalacaklar. Bundan kim istifade edecek? Moğollar. 1237'de Moğollar Orta Doğu'ya doğru indiğinde Eyyubi Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti birbiriyle mücadele halindeydi. İkisi de Müslüman. İkisi de İslam. İkisi de devleti. İslam. İkisi de Türk Devleti. Evet. Ne oldu? Bundan kim istifade etti? Moğollar istifade etti. Şam'ı Moğollar aldı. Halep'i Moğollar aldı. Hülagu Bağdat'ı yakıp yıktı. Moğolları da gerçi Timurhan'ı epeyce işlemiştik. Ama o zaman Moğolları da ayrı bir program yapalım demiştik. Bakın tarihin nasıl önemli bir şeyine giriyorlar.
Şimdi Selahaddin Eyyubi orada bulunsa, Nureddin Zengin'in devleti orada bulunsa bambaşka bir tarih yazılır. Ama o güçlü şahsiyet ölüp de oğulları arasında, oğulları küçük olduğu için oğullarının beyleri, beylikleri, her birisi mücadele içerisine girdiği zaman devlet yıkılma noktasına gidiyor. Ve bundan daha sonra kim istifade ediyor? 1257'de, yani Selahaddin Eyyubi'den sonra bir 100 sene geçtiği zaman Memlüklü Devleti ortaya çıkıyor. Güçlü bir şahsiyet, Sultan Baybars. Evet. İşte Moğollarla bir tek Sultan Baybars mücadele haline geçebiliyor. Bakın, bir güçlü şahsiyet. Ama bunun için 100 yıl gözyaşı döküldü. Kan aktı, akıtıldı. Güçlü şahsiyetlerin olmayışı. Halbuki evet, bir güç olsaydı Selahaddin Eyyubi'nin akabinde, Melik Adil kardeşi, çok güçlü bir şahsiyet, İyi yetişmiş bir şahsiyet. O Melik Adil'in olsaydı Selahaddin Eyyubi gibi, belki de onun üzerinde bir şahsiyet ortaya çıkacaktı. Ama Şam ayrı bir devlet, Halep ayrı bir devlet, Musul ayrı bir devlet, Mısır ayrı bir devlet oldu. Küçücük bir alanda. Osmanlı'yı Anadolu, Rumeli diye paylaşsak, Konya ayrı bir devlet, İstanbul ayrı bir devlet, Bursa ayrı bir devlet, Edirne ayrı bir devlet olsa ne olur? Bu bir bedeldir. Osmanlılar bunları gördüğü için tarihten ders almaktır, ibret almaktır. Osmanlı tarihten en iyi ibret alan, tarihi en iyi yorumlayan Osmanlılardır. Hı hı. 9. Senfoni Orkestrası'dır. İlk 8'i dinlersin, 9. hepsini ihata eden, hepsinden güzellikler bulunan bir senfoni. Hayran kalırsın dinlerken, değil mi? Hayran kalırsın. Osmanlı hayran kalınacak bir devlettir. Peki 10. Bütün senfoniden güzel, umutlu musunuz hocam? 10. senfoniden. 10. senfoni diyeceğim, özür dilerim. 10. En sonudur o. 10. Çok mühim bu. Hepsinin güzellikleri var. Osmanlı da böyle. Hepsinin güzellikleri. Onu da nasıl aştı bu bölünmeyi, parçalanmayı? Bir bedel ödedi. Kardeşini verdi. Bu bir bedeldir. Din, devlet, millet, vatan, ırz, namus gitmesin diye Osmanlı bedel ödedi. Kendinden verdi. Benden vermedi. Sizden vermedi. Milletinden vermedi. Kendinden verdi. Onu takdir etmeyip ne yaparsınız? Ona dua etmeyip ne yaparsınız? Bunu devlet, işte devleti, milleti savunmak budur. Devlet diye başkasını öldürüyor bizimkiler. Osmanlı devlet diye kendinden veriyor. Millet diye. Bizi birbirimize kırdırdılar, Türk insanını. 12 Eylül'den önce öyle değil mi? Devlet dedik, birbirimizi kırdık. Şimdi tam da farkı görüyor muyuz? Mutlaka onu söylemeye çalışım. Az önce sizi düzeltmek değildi niyetim hocam. 10. senfoniden mutlu musunuz derken, şimdi ben Osmanlı'dan sonraki dönem olarak şimdi günümüze biraz bakmak istiyorum. Tarih neden bu kadar önemli? Neden tarihi anlatıyoruz, yorumluyoruz, bu kadar eleştiriyoruz? Mutlaka günümüze ders çıkarabilmek için. Neden Osmanlı başarılı oldu? Tarihten iyi dersler çıkarabildiği için. İyi dersler çıkarttı. Biz iyi dersler çıkarabilmiş durumda mıyız şu anki pozisyona bakıldığında? Nasıl çıkartalım? Tarihi değiştirirsek. İslam devletleri bak geliyor, birbirine. Tarihi bozarsak. Evet. Tarihi değiştirirsek. Tarihe şaşı bakarsak. Doğru ders çıkartabilir misiniz? Yani bakış şaşı. Gözlük yanlış gösteriyor. Nasıl doğruya ulaşacağız? İşte onun için tarihi doğru yorumlamak diyorum. Hani adam şaşı bakınca biri iki görüyor. Evet. Ustası çırağı ver şu şişeyi evladım diyor. Hangisini diyor? Evladım orada bir tane şişe var diyor. Yok usta, iki tane. İkisini de ver. Birdi ikiydi derken kır birini diyor. Birini kırınca ortada şişe kalmıyor. Çırak biri iki görüyor, şaşı.
Tarihi önce doğru göreceğiz. Doğru görünce doğru neticeler çıkar. Evet. Biz yanlış yazdık. Yanlış doğru neticeye varamayız. Osmanlı doğru görüyor. Selçuklu'ya kötü bakmıyor. Eyyubi'ye kötü bakmıyor. Roma'ya yanlış bakmıyor Osmanlı, Roma devletine. Roma devletinden alacağı bir şey varsa alıyor. Fatih Sultan Mehmet İtalyan tarihini inceliyor. Roma tarihini okuyor. Yanında İtalyan tarihçiler var. Romalı tarihçiler var. Bizanslı tarihçiler var Fatih Sultan Mehmet'in. Neden bunları yanında tutuyor? Fatih aynı zamanda Doğu Roma, 3. Roma İmparatoru denilir. Evet. O insanların da hükümdarı. Acaba o insanlar nelerden memnun? Değil mi? Bu o kadar mühimdir ki. Yani siz idare ettiğiniz milletin neye inandığını, nasıl kalbinin kazanılacağını, nasıl gönlünün fethedileceğini, nasıl kendinize bağlayabileceğinizi de bilmelisiniz. O zaman herkes sizi sever. Size Türk devleti mi, başımdakiler Türk mü, Rum mu, Ermeni mi diye bakmaz. İnsanlar başındakinin adil mi, bana merhametli mi, bana saygılı mı diye bakar. Evet, elbette. Bu gerçekten mühimdir. Hocam, Cumhuriyet tarihimizde de ısmarlama yok mu? Saygıdeğer hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz demiş bir izleyicimiz. Diğer taraftan lütfen hocam Selahattin Eyyubi sonrasını da anlatın demiş. Bir başka izleyicimiz şu anda dünya üzerinde halifelik makamı var mı diye sormuş. Derken sorular böyle böyle devam ediyor. Kısaca değinmek ister misiniz yoksa devam edelim Eyyubileri noktalayalım. Yani hocam. Halifelik yok. Evet. Halifelik zaten kaldırıldı bizde ve yeni de bir şey çıkmadı. Zaten öyle kolay da bir şey değildir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de uhdesindedir halifelik. Öyle hadi halife çıkarttım diyerek halife de çıkmaz. Bu da bambaşka bir durumdur, farklı bir durumdur. Onu ifade edelim. Eyyubiler Devleti'ni zaten kısaca az önce değindim diğer hususiyetlerine. Evet. Uzun uzun konuşmak gerekir. Evet. Ama açıkçası herhalde burada anlatmaya başlasak, aman Allah'ım o onu yendi, bu bunu, kendi aralarındaki kavgalar ve mücadeleler tarihi. Bu arada bir taraftan Haçlılarla, bir taraftan Moğollarla, bir taraftan Selçuklu çatışmasıyla bir yüzyılın kavga gürültüyle geçtiğini görecekler. Bir cihat şeyinin neredeyse bittiğini görecekler. Fethedilmiş yerlerin elimizden çıktığını görecekler. Üç parça, beş parça, yani Osmanlı yıkıldı, özür dilerim. Selçuklu Devleti yıkıldı. Evet. Anadolu'da 25 tane beylik çıktı. Böyle bir şey. Orada da 3 tane, 5 tane böyle çeşitli beylikler ve birbirleriyle savaşlar haline dönüştü. Ve Eyyubi Devleti'ni bu şekilde noktalamış oluyoruz. Böyle yani böyle burada ifade edebilecek bir şey olursak Eyyubilerin vaktimiz varsa. Biraz daha vaktimiz var hocam. Bir 6 dakikamız var. Özellikle benim söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi Eyyubiler Devleti sosyal güvenlik kurumları bakımından bugün diyebileceğimiz fevkalade eserlerle doludur. Fevkalade eserler bunlar. Hastaneler, mesela kadınlar ve erkekler için sinir hastalıkları hastaneleri. Bugün çağımızın en büyük şeyi. Enteresan gerçekten yani. Değil mi hocam? Çok çok o önemlidir dönemde. Bunlar. Evet. Mesela sokakta kalmış çocuklar için süt evleri. Süt evleri vardır. O insanların bakıma muhtaç insanlar için. Neler yaptırırlar? Ya yani gerçekten bir İslam medeniyetinin bütün numunelerini biz orada görebiliriz. Medreseler, ilim çok ileridir. Fıkıh. Mesela Hanefi fıkhı ve Şafii fıkhı üzere medreseler. Evet. Yani insanları buna uygun olarak hastaneler, darüşşifalar, hanlar, kervansaraylar, ticaret çok ileridir. Ve ticaretin gelişmesine çok fazla dikkat ederler. Yani sosyal müesseseler bakımından
devletin hemen hemen her tarafı donanmıştır. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, işte dediğim gibi süt evleri, yani bir medeniyet merkezidir. Bunu görmek lazım. Mesela bu konuda Gökbörü, ilim meclisleri. Evet. Sultanlar ilim meclislerini dolaşmaktan çok büyük bir haz duyarlar. İlim meclislerine giderler, dinlerler. Tasavvuf merkezleri. Mesela onları ziyaret ederler. Dergahlar. Yani neredeyse bir ilim toplumu diyebiliriz biz Eyyubi devletine. Bu noktada çok mühim bir yeri vardır. Bunu da ifade etmek lazım. Hani bazen tarihi konuşurken hep bir savaş tarihi gibi çıkar. Evet, elbette. Bir mücadele şeyi gibi çıkar. Halbuki eğer bu yönünü de konuşmaya başlasak, belki bir dönem devam edecektir bu. Bir program devam edecektir. Çok mühimdir yapılanları anlatmaya başladığımız zaman. Asıl zafer buralarda geliyor. Asıl zafer de buradan geliyor. Gerçekten mühim. Bu noktada da Eyyubi Devleti'ni ben çok önemli olarak görüyorum. Hocam, Eyyubileri bu hafta burada noktalıyoruz. Tabii gerçekten sorular ve gelmeye devam ediyor. Süremiz çok azaldı. Ben bu iki hafta çok keyif aldım hocam. Gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederim sizler de. Aklımdaki soruları da size birebir sormaktan çok keyif aldım. Arada kendi sorularım ederim, da vardı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Haftaya yine çok önemli bir şahsiyeti konuşacaksınız. Barbaros Hayrettin Paşa diyeceksiniz. İnşallah. Tam da bu anlamda değil mi, İskender Pala'nın bir kitabı var. Evet, efsane. Son bir romanı çıktı, Efsane diye. Evet. Şunu söyleyeyim, efsaneyi yıkan efsane oldu o roman. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'yı bir efsane olarak addettiniz. Bir taraftan da o efsaneyi doğru yıkan demiş. Efsane. Yani kitabın adı çok güzel. Ama... Efsane. Barbaros Hayrettin Paşa bir efsanedir. İnşallah haftaya burada o efsaneyi konuşacağız. Ama roman efsaneyi öldüren efsane oldu. Efsaneyi yıkan efsane oldu. İzleyicilerimiz devamı herhalde meraklanacaklar. Devamı haftaya diyeceğiz. Evet, yönetmenime bakıyorum hemen. Evet, maalesef süremizin sonuna gelmişiz hocam. Noktalıyoruz bu haftada. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine ben de çok teşekkür sağlık. Ediyorum. İzleyicilerimiz sorularıyla gerçekten güzellik katıyorlar. Onlara da hasreten çok teşekkür ediyorum. Yani sizler de... Ayla Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben sağ çok olun, teşekkür ediyorum olun. Hocam. Çok sağ olun. Güzel oldu. Ayağınızın... Tecrübenizle. Estağfurullah. Çalışmanızla, her şeyinizle renk kattınız. Sağ olun, var olun. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Çok yoğun bir haftayı geride bırakmıştık. Programımızın başında da söylemiştik. Kutlu Doğum Haftası'nı geride bıraktık. Ve siz de bu anlamda önemli sempozyumlara katıldınız. Bazı şikayetlerinizi de dile getirdiniz, evet, programın başında. Programın tekrarı var önümüzdeki hafta cumartesi günü sayın seyirciler, bu programın tekrarı hemen ertesi günü yine pazar günü saat 23 civarı diyelim biz. Yine hocamızla burada Barbaros Hayrettin Paşa'yı dinleyebilirsiniz, yorumlarına tanıklık edebilirsiniz. Noktalıyoruz, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Hoşçakalın.